Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 270, 271, 272 ve 273. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Seyfi de Sorumlulukla izlediğiniz, sorumlulukla ilgili izlediğiniz videolarda sorumluluk kavramı nasıl anlatılmıştır? İnsanların üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. İnsanlar sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde karşılarında büyük sıkıntılar ve kargaşalarla karşılaşırlar. Sorumluluk öncelikle insanların sorumluluğunun kavramını iyi bilmeleri gerekir. Bir kimse üstüne aldığı veya yapmak zorunda olduğu yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap vermesine sorumluluk deriz. Günümüzde bazı insanlar sorumluluk almaktan kaçınmaktadırlar. İnsanlar birbirlerinin üzerine sorumluluklarını atmaya çabalarlar. Böyle bir durumda doğal olarak kimse sorumluluğunu yerine getirmediği için kargaşalar oluşacak. İş konusundaki sorumluluklar zamanda yerine getirmediği için işler aksamaya başlayacaktır. Sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz? Üzerime düşen sorumlulukları elimden geldiği kadar yerine getirmeye özen gösteriyorum. İnsanlar sorumluluklarını yerine getirirlerse hayatları daha kolay olur. Herkes kendi sorumluluğunu bildiği zaman evi, odası, okulu çok daha düzenli olur. Okulumuz veya ders çalıştığımız odamız düzenli olursa gözümüzün takıldığı bir şey olmayacağı için derslerimize daha kolay odaklanabiliriz. Sorumluluklarımızı yerine getir getirmediğimiz takdirde diğer işlerimizde de aksama başlayacaktır. Öğrenci olarak ailemizin ferdi olarak herkes üzerine düşen sorumlulukları zamanda yerine getirirse her şey çok daha düzenli ve daha pratik hale gelecektir. Sorumluluk ve işini iyi yapmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Sorumluluk bir kişinin üzerine almış olduğu, yapmak durumunda kaldığı iştir. İnsanlar yapmakta olduğu işi iyi veya kötü tamamlayabilir. Her insanın belli başlı sorumluluk görevleri vardır. Sorumluluk sahibi olmak ve bunun sonucunda başarılı bir insan sorumluluklarını yerine getirerek başarıyı elde edebilir. Sorumluluk duygusu olan insan kimse onu denetlemese bile kendi işi üzerindedir işini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. Seyfi Dede metnini dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz metnin iki yerinde durup metnin devamı ile ilgili tahmin soruları soracaktır. Bu soruları cevaplayınız. Metni dinlerken anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını aşağıya yazınız. Tümsek, çıkıntılı yer, kabarık, şişkinlik, önlemek, bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak, ucuz atlatmak, zor veya tehlikeli durumdan az zararla sıyrılmak, fer parlaklık, aydınlık. Dinlediğiniz metni aşağıya özetleyiniz. Yazar kendini bir küçük çocuk olarak görmektedir. Top oynadığı sırada ayakkabısı yırtılır ve babası onu ayakkabısını tamir etmesi için Seyfi dedeye gönderir. Seyfi Dede savaş gazisidir. Ancak hayatını ayakkabı tamir ederek kazanmaktadır. Çok yaşlı bir kişidir. Elleri titrer, gözleri az görür. Yazar ayakkabıları Seyfi Dede'ye verir. Ayakkabıların tamirini beklerken yazar ve Seyfi Dede sohbet ederler. Seyfi Dede diktiği bir ayakkabının dikişini beğenmez. Sökmek isterken yazar müdahale eder. Ayakkabıdaki çok küçük bir hata hatadır. Bir an önce ayakkabıyı alıp gitmek ister. Seyfi dede kabul etmez, ayakkabıyı söküp tekrar diker, bu durum yazara ders olur. O da Seyfi dede gibi işini en iyi şekilde yapacağına dair söz verir. Metnin konusunu ve ana fikrini kutucuklara yazınız. Metnin konusu iş yapmanın getirdiği sorumluluklar, ana fikri insan ne iş yaparsa yapsın, işin kolayına kaçmadan en iyi şekilde ve dürüst olarak yapmalıdır. Dinlediğiniz metin hakkında neler söylersiniz? Metni beğendiniz mi? Metni okuyunca duygu ve düşünce dünyanızda neler değişti? Metinde bizlerin işlerimizi sürekli olarak en iyi şekilde yapmamız gerektiği hakkında bizlere ders vermektedir. Evet metni beğendim. Bir şey değişmedi. Zaten ben işlerimi özenle ve dikkatli bir şekilde en iyi şekilde yapmaya özen gösteririm. Metnin kişileri kimlerdir? Yazar, yazarın anne ve babası Seyfi dede. Metnin kişilerinin fiziksel özellikleri nelerdir? Seyfi Dede yaşlı, yüzü kırışık, kırçıllı, sakallı. Metnin kişilerinin karakter özellikleri nasıldır? Yazar sorumluluk sahibi olmayan, her şeyin kolayına kaçan bir çocuktur. Seyfi Dede vatanını seven, yaptığı işe karşı sorumluluklarını bilen tatlı dilli bir insandır. Çocuğun sorunu nasıl çözülmüştür? Çocuğun ayakkabısının yatılması sonucu Seyfi Dede'nin ayakkabıyı tamir etmesiyle çözülmüştür. Çocuğun ayakkabı tamircisinin elinden öpmesinin nedeni nedir? Tamirciye duyduğu saygıdır. Günlük hayatınızda metinde anlatılanlara benzer bir durum ya da olayla karşılaştınız mı? Anlatınız. Evet, karşılaştım. Arkadaşlarımdan biri ödevini özensiz yapıyordu. Bu konuda onu uyardım mı? Ödevini daha dikkatli yaptı. Bunun sonucunda öğretmen onun ödevini birinci seçti ve çok mutlu oldu. Çocuk ayakkabı, ayakkabı tamircisinden ne öğrenmiştir? Siz hikayeden nasıl bir ders çıkarttınız? İnsan ne iş yaparsa yapsın işin kolayına kaçmadan işini en iyi şekilde ve dürüst olarak yapmalıdır. Sorumluluk sahibi bir öğrencinin yapması gerekenler hakkında bir konuşma yapınız. Sorumluluk sahibi bir öğrenci ilk olarak neler yapmasını bilen, kendinden emin ve zamanını en iyi şekilde değerlendiren bir kişidir. Sorumluluk sahibi bir öğrenci zamanını en iyi şekilde değerlendirmesiyle birlikte verilen eğitimi en iyi şekilde alarak hayatında bu eğitimle iyi yerlere gelebilir. Bu sayede gelecekteki hedeflerine kolay bir şekilde ulaşabilir. Derslerimiz iyi bir şekilde dinlenmeli, ders programına uygun şekilde zamanımızı planlamamız sorumluluk sahibi bir öğrenci için çok büyük öneme sahiptir. Sonuç olarak sorumluluk sahibi bir öğrenci zamanını kontrol ederek ve verilen bilgileri en iyi şekilde alarak okulda başarı çerçevesini saygı, vatanına ve milletine karşı sorumluluk sahibi bir birey haline gelir. Aşağıya bir iş ilanı yazınız. İlan metninde aradığınız elemanın özelliklerini yazarken sorumluluk, iş ahlakı, özgüven ve benzeri kavramları kullanınız. İş ilanları insanların kendisine uygun, kendilerini geçindirmek için çalışmak istedikleri sektör ve işlere bulmalarına yarayan yazılı bildiridir. İnsanlar kariyerlerine yön vermek için veya yeni bir işte çalışmak için hayatlarını sürdürmek amacıyla iş ilanlarına bakarlar. İş ilanlarına iş arayanlar CV ile başvururlar. Bir iş ilanı şu şekilde olur. Tur şirketimizde çalışmak üzere turizm rehberliği bölümü mezunu, direkt, diksiyonu düzgün, esnek çalışma saatlerine uyumlu, İngilizce hariç en az iki dil bilen, genel kültürü yüksek, sorumluluk sahibi, müşteri memnuniyeti odaklı, dış görünüşe önem veren bay veya bayan elemanlara ihtiyacımız vardır. Seyfi de, de devamını hayal gücünüzü kullanarak aşağıya yazınız. Yazar eve gider, ödevlerini ve kendisine verilen sorumlulukları en iyi şekilde özenle yapmaya dikkat eder. Zaman içerisinde etrafında herkes onu takdir eder. Karne günü geldiğinde davranışları ve derslerdeki başarısı nedeniyle okulda takdir belgesi ve onur belgesi alır. Yazar ve ailesi bu duruma çok sevinir ve ailesi ona güzel hediyeler alır. Yazar seyfi dedenin yanına giderek verdiği ders için ona teşekkür eder. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forumsayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.